Herkese merhaba. Takı Tasarımları kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere bu oldukça şık olan küpe modelinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştım. Modelden ben sadece küpe yaptım ama siz kolye ucu da yapabilirsiniz. Küpelerimiz bakın bu şekilde. Videoyu izlemeye başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım yapılışı anlaşılır olmuştur. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bu model için gerekli malzemelerimiz 5 farklı renkte 0-11 numara kum boncukları, 4 milim yuvarlak kristal boncuk. Ana renk olarak siyah boncuk kullanıyoruz. 2 tane küpe klipsi. Takı ipi ve boncuk iğnesi. İlk başta 12 tane siyah boncuk alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Burada çok az bir şey bırakıyoruz. Daha sonrasında bu bir boncukların arasına yürütüp keseceğiz. Aynı boncuklardan tekrar geçiş yapıyoruz. Ve ilk baştaki boncuktan çıkış yapıyoruz. Ve şimdi burada kristal boncuğu alıyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncuğun karşısındaki boncuktan. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. boncuk. Geçiş yapıyoruz. Kristal boncuk. Tekrar geçiş yapıyoruz. Burada çıkış yapmış olduğumuz kum boncukla beraber onun yanındaki boncukta ikisinden birden geçiş yapıyoruz. Bakın bu şekilde gelecek. Bir sarı, bir siyah. Bir sarı boncuk alıyoruz. Küpeyi çeviriyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncuktan ve onun yanındaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir sarı, bir siyah. Bir sarı boncuk alıyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncuktan. Ve onun yanındaki yani sıradaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir sarı, bir siyah, bir sarı boncuk alıyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncuktan ve sıradaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz.
Bir sarı, bir siyah, bir sarı boncuk alıyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncuktan ve sıradaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir sarı, bir siyah, bir sarı boncuk alıyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncuktan. Ve onun yanındaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir sarı, bir siyah, bir sarı boncuk alıyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncuk. Ve onun yanındaki iki boncuktan. Yani üç siyah boncuktan geçiş yapıyoruz. Ve böylece ilk sırayı tamamlamış olduk. Sıradaki sarı boncuktan geçiş yapıyoruz. Ve şimdi burada bir tane yeşil, iki tane sarı, iki tane açık turuncu, üç tane koyu turuncu, iki tane açık turuncu, iki sarı, bir yeşil boncuk alıyoruz. Bu şekilde. Yani burada toplamda 13 tane boncuk olacak. Daha sonra bakın buradaki sarı boncuktan geçiş yapıyoruz. Sıradaki siyah boncuktan geçiş yapıyoruz. Sıradaki sarı boncuktan geçiş yapıyoruz. Gene az önceki gibi boncukların renklerini takip ederek toplamda 13 tane boncuk alıyoruz. Buradaki sarı boncuktan geçiş yapıyoruz. Sıradaki siyah boncuktan geçiş yapıyoruz. Sıradaki sarı boncuktan geçiş yapıyoruz. Yine boncuk renklerini takip ederek toplamda 13 tane boncuk alıyoruz buraya. Sıradaki sarı boncuktan geçiş yapıyoruz. Sıradaki siyah boncuktan geçiş yapıyoruz. Ve gelin sıradaki sarı boncuktan geçiş yapıyoruz. Bakın bu şekilde olacak. Kalan 3 yaprağı da bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Ve şimdi burada sıra sonuna geldiğimizde bakın burada sarı boncuktan çıkış yaptıktan sonra yine sıradaki siyah boncuktan geçiş yapıyoruz.
Sıradaki sarı ve yeşil boncukla geçiş yapıyoruz bu kez. Üç siyah boncuk alıyoruz. Aynı yaprağın diğer tarafındaki yani bakın bu aradaki yeşil, siyah ve yeşil boncukla geçiş yapıyoruz. Üç siyah boncuk alıyoruz. Bu aradaki yeşil, siyah ve yeşil boncukla. Yani bu boncuklarla geçiş yapıyoruz. Üç siyah boncuk alıyoruz. Aradaki yeşil, siyah yeşil boncukla geçiş yapıyoruz. Bakın bu şekilde olacak. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Ve şimdi burada da sıra sonuna geldiğimizde yani bakın burada yeşil boncuktan çıkış yaptıktan sonra bu arada bakın bu sırayı yaptıktan sonra küpe birazcık dağılıyor. Şimdi yani sonraki yapacağımız sıralarda küpe kendini topluyor. O yüzden içiniz rahat olsun. Sıradaki iki sarı ve bir turuncu boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir siyah boncuk alıyoruz. Burada ortadaki siyah boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir siyah boncuk alıyoruz. Aynı yaprağın diğer tarafındaki ikinci sarı boncuktan ve onun yanındaki turuncu boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir siyah boncuk alıyoruz. Sıradaki yaprağın ikinci sarı boncuktan ve onun yanındaki turuncu boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir siyah boncuk alıyoruz. Burada ortadaki siyah boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir siyah boncuk alıyoruz. Aynı yaprağın diğer tarafındaki ikinci sarı boncuktan ve onun yanındaki turuncu boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir siyah boncuk alıyoruz. Sıradaki yapraktaki ikinci sarı boncukta ve onun yanındaki turuncu boncukta geçiş yapıyoruz. Bir siyah boncuk alıyoruz. Burada ortadaki siyah boncukta geçiş yapıyoruz.
Bir siyah boncuk alıyoruz. Aynı yaprağın diğer tarafındaki ikinci sarı boncukta ve onun yanındaki turuncu boncukta geçiş yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde yapıp tamamlıyoruz. Burada da sıra sonuna geldiğimizde, yani bakın burada turuncu boncuktan çıkış yaptıktan sonra sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Ve burada en sondaki turuncu boncuktan çıkış yapıyoruz. Yani bakın bu boncukta iki siyah boncuk alıyoruz. Bir sonraki yapraktaki turuncu boncuktan başlıyoruz. Sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Ve burada en sondaki turuncu boncuktan çıkış yapıyoruz. Bu boncuktan yani. İki siyah boncuk alıyoruz. Bir sonraki yapraktaki turuncu boncuktan başlıyoruz. Sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Ve burada en sondaki turuncu boncuktan çıkış yapıyoruz. İki siyah boncuk alıyoruz. Sıradaki yapraktaki turuncu boncuktan başlıyoruz. Sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Ve burada en sondaki turuncu boncuktan çıkış yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Burada da sıra sonuna geldiğimizde, yani bu en son iki siyah boncuğu yaptıktan sonra yine sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Burada bakın turuncu boncuktan, yani ortadaki boncuktan çıkış yapıyoruz. 3 siyah boncuk alıyoruz. Burada aradaki 2 siyah boncukta geçiş yapıyoruz. Siyah boncuk alıyoruz. Burada ortadaki turuncu boncukta geçiş yapıyoruz. Üç siyah boncuk alıyoruz. Sıradaki, yani bu aradaki iki siyah boncuktan geçiş yapıyoruz. Üç siyah boncuk alıyoruz. Sıradaki yapraktaki bu uçtaki, yani ortadaki turuncu boncukta geçiş yapıyoruz. Üç siyah boncuk alıyoruz. Sıradaki iki siyah boncuktan
geçiş yapıyoruz. Üç siyah boncuk alıyoruz. Burada yaprağın ucundaki, yani ortadaki turuncu boncukla geçiş yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde yapıp tamamlıyoruz. Burada da sıra sonuna geldiğimizde şimdi küpenin son sırasını yapmaya başlıyoruz. Yani burada turuncu boncuktan çıkış yaptıktan sonra sıradaki siyah boncuklardan geçiş yapıyoruz. Ve burada uçtaki siyah boncuklar çıkış yapıyoruz. Üç siyah boncuk alıyoruz. Sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Yine sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Ve burada en sondaki, yani buradaki siyah boncukla çıkış yapıyoruz. Üç siyah boncuk alıyoruz. Sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Ve burada en sondaki boncukla çıkış yapıyoruz. Üç siyah boncuk alıyoruz. Sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Ve burada uçtaki siyah boncuktan çıkış yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde yapıp tamamlıyoruz. Ve şimdi burada da sıra sonuna geldiğimizde, yani en son burayı yapıyoruz ya, yine bu sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Devam ediyoruz. Sıradaki boncuklardan geçiş yapmaya. Ve burada ortadaki siyah boncukta çıkış yapıyoruz. Yani bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5. boncukta. Ve şimdi küpenin klips yuvasını yapıyoruz. Yani İki siyah boncuk alıyoruz. Küpe klipsini alıyoruz ve gene iki siyah boncuk alıyoruz. Boncukları itip çıkış yapmış olduğumuz boncukla geçiş yapıyoruz. Daha sağlam olması için
Klips yuvasındaki boncuklardan. Tekrar geçiş yapıyoruz. Ve böylece klips yuvasını tamamlamış olduk. Sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Kalan ipi biraz boncukların arasında yürütüp kesiyoruz. Daha sonra bu ilk başta bırakmış olduğumuz ipi de biraz boncukların arasında yürütüp kesiyoruz. Kalan ipleri de boncukların arasında yürütüp kestikten sonra küpeyi tamamen tamamlamış oluyoruz. Küpemiz bu şekilde. Aynı şekilde diğer küpeyi de yapıyoruz. Tabii ben önceden yapmıştım. Küpelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu arada şunu belirteyim, bakın ben buraya hani sarı kristal boncuk kullandım ya. Siz bunun yerine daha farklı renkte boncuk da kullanabilirsiniz. Ama tabii buradaki kum boncukların rengine uyacak şekilde bir kristal boncuk kullanabilirsiniz. Modelin ben oldukça şık olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Umarım yapılışını anlatabilmişimdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoların altına yorum yapmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Yeni takı videolarında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.